Muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz biz yola çıkarken sürekli sizleri dinleyeceğimizi söylemiştik. Seçim döneminde de her mahallede sizleri dinlediğimiz toplantılar yapmıştık, konuklarımızı almıştık. Gerçekten seçimden önce o yaptığımız toplantılar bize ışık tuttu, yol gösterdi. İhtiyaçlara dair bir analiz yapmamızı sağladı. Şimdi bildiğiniz üzere 9 Nisan itibariyle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nı devraldıktan sonra daha önce de uygulamasını bildiğiniz başkanla akşam çayı sohbetlerini yapıyoruz. Bu akşam burada 3. haftamız. 3. başkanla akşam çayında Merkez Efendi Mahallesi'ndeyiz. Ben öncelikle ilgi gösterip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Daha önce Gökalp'te Yeni Doğan'da yaptık. Bu akşam 5 tesisteyiz. İnşallah hem mahallemizin hem Zeytinburnu'muzun meselelerini konuşacağız. Sizleri dinleyeceğiz. Belki bizim söyleyeceklerimiz olacak. Ama ondan önemlisi, yine başından itibaren söylüyoruz, biz Zeytinburnu'nda huzurlu ve büyük bir aileyiz. Burası dolayısıyla bir aile meclisi. Elbette Zeytinburnu'muzun sorunları var ama şunu mutlaka akıldan çıkarmamamız lazım. Biz çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Ben en azından böyle düşünüyorum. Sizlerin de buna katılacağına inanıyorum. Hemen İstanbul'un tarihi surlarının bitişiğinde, surlar bizim sınırımız, güneyimizde Marmara Denizi, E5'in altında, Marmara'ya tramvayın ortasında, gerçekten İstanbul'un incisi bir ilçemiz Zeytinburnu. 20 yıldan bu tarafa gerçekten bizim başlangıçta, Murat Bey'in ekibinde olmanın dolayısıyla başlangıçta birçok konuda hayal edemediğimiz noktalara ulaştık. Allah'a sonsuz şükürler olsun. İnşallah el birliğiyle, iş birliğiyle hepimiz birlikte bu yaşadığımız güzel memleketi, bu yaşadığımız güzel ilçemizi daha iyiye, daha güzele götürmek üzere çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün emeğimiz, işimiz, gücümüz, gecemiz, gücümüz Zeytinburnu'dur. Ben elbette sizleri dinleyeceğim ama birkaç hususta soru da geleceğini bildiğim için sorunun geleceği yerlerle ilgili birkaç açıklama yapayım. Ondan sonra sizleri dinlemeye başlayacağız. Önce 5 telsiz mahallemizde olduğumuz için askeri lojmanlar buraya en yakın mahalle. Bir kısmı da zaten 5 telsizde kalıyor malum. Askeri lojmanların yıkımı biraz bizim elimizde olmayan sebeplerle uzadı maalesef. Çünkü yıkımının da ihalesi gerekiyor. Gelir elde etmek üzere bir ihale yaptı Çevre Şehircilik Bakanlığı. 5 Kasım'da ihaleyi yaptı fakat iptal oldu o. Teknik sebepler dolayısıyla iptal oldu. Sonra yeniden ihaleye çıktı. 17 Aralık itibariyle ihalesini yaptı. Problemsiz Allah'a şükür. Bugünlerde o ihalede gereken, İhaleden sonra gereken zamanı kullanıyor. Sözleşme süresi var. İnşallah önümüzdeki günlerde veya haftalarda burada zaten el birliğiyle göreceksiniz. Yıkım işlemine başlayacağız. Dolayısıyla askeri lojmanların önünde, yıkımın önünde herhangi bir engel kalmamış oluyor. Geriye sadece yüklenicinin gelip burada ağaçlara zarar vermeyecek şekilde binaları, dolayısıyla ağaçlara zarar vermeme meselesi dolayısıyla biraz zaman alacağını öngörüyoruz yıkımının. Ama oradaki ağaçlar, oranın köklü ağaçları, herhangi bir ağacımıza zarar gelsin istemiyoruz. Bunu başından itibaren bakanlıkla konuştuk. O ağaçlara zarar vermeyecek şekilde evlerin yıkımı gerçekleşecek, molozları temizlenecek inşallah. Peki ne olacak o askeri lojmandan kalan alan? Her kahvede bir düzenek olmadığı için bir hazırlığımız yok ama biraz hayal edelim. Kaymakamlıktan şimdi
Sevgi evlerinin olduğu yerden 5 testte çıkan bir düz hat çizin. Belediyenin arka tarafından bir yol açılacak. Ve 50 bin metrekaresi millet bahçesi olarak ihale edildi. Yine millet bahçesinin ihalesi 16 Ocak'ta toplu konut ihalemiz tarafından ilana çıktı. Şu anda ilanda yıkımı yapıldı. Sözleşme aşamasında yapımı da Allah'a çok şükürler olsun. Bütün şartnameyi ve meseleleri çalıştık. Şu anda sadece süreyi bekliyor. 50 bin metrekarenin geri kalanında 20 bin metrekarelik bu tarafa yakın olan alanda daha önce konut öngörülmüştü. Toplu Konut İdaresi burayı tasfiye etmek üzere yapacağı harcamayı finanse etmek için hasılat paylaşımı ihaleye çıkmıştı. Ama seçimden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gittik. Durumu izah ettik. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm için buradaki konutlara ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bakan Bey sağ olsun, bir kez de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a. Oranın ihalesi yapılmasına rağmen, karşısında bir yüklenici olmasına rağmen feshetti ve inşallah orada 20 bin metrekarelik alanda bir rezerv konut ortaya çıkacak. Bizim tahminlerimiz 400'e yakın bir konutu Zeytinburnu'ndaki bundan sonra yapacağımız kentsel dönüşümde kullanmak üzere TOKİ inşaatını yapacak. Kültür merkezinin önünde küçük bir üçgen alan olacaktır. Köşe, döndüğümüz köşe, üçgen bir alan. Orasını da yine Çevre Şehircilik Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek, minnettar olsak az. Zeytinburnu'nda seçim çalışmalarında birkaç defa içi dışına çıkmak durumunda kaldım. Bu hikayeyi her yerde anlatıyorum. Bir seferinde Bağcılar'a gittim. Zeytinburnu'ndaki hemşehrilerimizin, Konyalı hemşehrilerimizin Arabaşı etkinliğine gittim. Dedim ki, yahu niye buraya geliyoruz? Yani hepimiz Zeytinburnu'ndan geliyoruz. Dediler ki, Sayın Başkanım burada böyle bir düz ayak toplantı yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir yer yok. Dedim çırpıcı var. Dediler ki çırpıcı menü seçmeden vermiyor. Doğru, hakikaten menü seçmeniz lazım. Halbuki bu ara başında yemeği hemşehrilerimiz hazırlıyorlar. Sonra yine bahçeli evlerde Güngören'de benzer toplantılar olunca daha sonra Zeydef'e gitmiştik biz bir gün. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu'nda ve başka derneklerde de düz ayak toplantı yapılabilecek, gerekirse düğün yapılabilecek, yemek yenebilecek, menü seçme zorunluluğunun olmadığı bir mekana ihtiyaç var dediler. Biz Zeytinburnu'nu 1999 yılında Zeytinburnu Belediyesi'ni Murat Bey'le birlikte devraldığımızda Zeytinburnu'muzun sadece bir tane salonu vardı. O da eskilerin hatırlayacağı eski nikah salonu. Bütün toplantılar için orayı kullanıyorduk. Konferans düzeninde salon hakikaten Zeytinburnu'nun büyük ihtiyacıydı. Bu 20 yıllık sürede hepinizin bildiği gibi eski nikah salonu yıkıldı, yerine iki tane salon çıktı. Karadeniz Salonu ve Akdeniz Salonu. Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde 600 kişi, 650 kişi hatta 700 kişilik büyük bir salonumuz var, seminer salonu var. Akdem'in içinde başka bir salon var. Okullarımızın salonu oldu. Dolayısıyla Zeytinburnu konferans düzeninde toplantı yapılabilecek gerçekten çok sayıda mekana kavuştu. Fakat düz ayak, zemini düz olan bir salonumuz yok. Dolayısıyla orası için de otel imarlıydı. Bakanımıza başka bir gidişimde konuyu arz ettim. Sağ olsun ondan da vazgeçti ve orayı şimdi imar planını çalışıyoruz. İnşallah Zeytinburnu'muz için bir kongre merkezi, bir kongre mekanı kazandıracağız. Onun da projelerini çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Merkezinde başka türlü faaliyetler olabilir. Zeytinburnu'muz inşallah buradaki hemşehrilerimiz başka bir tarafa böyle etkinlikler için gitmek durumunda kalmayacaklar. İnşallah dönem sonuna kadar orayı bir etkinlik mekanı olarak, düz ayak etkinlik mekanı olarak hazırlıyoruz, çalışmalarımıza başladık. Yine askeri lojmanlardan kalan alanların demin tarif ettiğim üçgen alanın tam karşısına gelen bölüme bir millet camii inşallah yapacağız. Onun da projeleri hazır, biliyorsunuz daha önce paylaşılmıştı. Şimdi teknik detaylar çalışılıyor. Onu Zeytinburnu Belediyesi olarak biz yapacağız.
Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, değerli dostlar, şöyle bir şeyi hayalinize getirin. Bir tarafta Zeytinburnu Kaymakamlığı, öbür tarafında Kültür Merkezi, Kongre Merkezi, Millet Camii, arka tarafa geçtiğinizde Askerlik Şubesi, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın çevrili olduğu bir modern şehir ortaya çıkacak gerçekten. Bu bahsettiğim ortasında 50 bin metrekarelik yeşil alan ve etrafında kamu binaları, emin olun sıfırdan planlanan şehirlerde bile yok. Zaman içinde buna geldik. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. İnşallah hep birlikte görmeyi Allah nasip etsin. Emniyet Müdürlüğü demişken bu sabah çok güzel bir başlangıç yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, eski mevkidaşım Muhterem İnce Bey misafirimizdi. Bağımlılık meselesi büyük bir problem. Çocuklarımız bir şekilde buna bulaşınca gerçekten bundan kurtarmak çok mümkün olmuyor. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu gelişinde Emniyet Müdürlüğü binası ile ilgili konuyu İçişleri Bakan Yardımcımıza söyledim. İnşallah takip edecek. Belediyemizin de desteğiyle Zeytinburnu Belediyesi ile hayal edebilirseniz şimdiki belediye binasıyla Akdem'in arasındaki yere inşallah bir Emniyet Müdürlüğü binasını yapacağız. Zaten Emniyet Müdürlüğü önümüzdeki günlerde biliyorsunuz muhtemelen başka bir binaya taşınacak. İşin Millet Bahçesi kısmını böylelikle anlatmış oldum. Bir diğer meşteresiz mahallemizi ilgilendiren mesele Zeytinburnu'muzun önemli bir meselesi. Kur'an sitesinin yıkılmasından sonra çevre binalarının da yıkılmasıyla meydana gelen yeni problemimiz. Oranın da göreve başlar başlamaz projesini uygun hale getirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birkaç defa toplantı yaptık. Proje tamamlandı, Allah'a çok şükürler olsun. İhalesi yapıldı. İnşallah yanılmıyorsam Mahmut Bey 20 Ocak mı? 22 Ocak. 22 Ocak tarihinde de inşallah ihalesi yapılacak. Bize göre işin %90'ı bitti. Çünkü bize göre işin zorlu tarafı projenin hazırlanıp yapacak kurum tarafından ihale edilmesini sağlamak. İnşallah bir mani çıkmazsa ki buralarda bazen görülmeyen sorunlar olabilir. Bunu bir aralık bırakmak için söylüyorum. İhalesinin yapıldıktan sonra yer teslimiyle orada inşaatın yükselmeye başladığını hepimiz göreceğiz. Dolayısıyla oranın yıkılmasıyla mağdur olan hemşehrilerimize gerçekten depreme dayanıklı otoparkı olan örnek bir projeyi hemşehrilerimize teslim etme imkanı bulacağız. Değerli dostlar, burada maliklerden birisi olabilir. Bir diğer meselemiz Telsiz Mahallesi'nde belediyemizin daha önce yıktığı Telsiz Mahallesi'nde 7 kuru göğüs hastalıklarının hemen karşısındaki alan. Oranın da projesini çalışıyoruz. Maalesef yeterli şeyi alamadık. İnşallah orayı da önümüzdeki günlerde önce projesini, mimari projesini bakanlıkla mutabakata varacağız. Sonra yine bir süreye daha ihtiyacımız olacak. Orayı da en kısa zamanda ihale etmeyi planlıyoruz. Değerli hemşehrilerim, hızla konuları tüketiyorum mikrofonu size takdim etmeden önce. Buralarda gezerken, Zeytinburnu hemşehrilerimizle bir araya gelirken önümüze gelen bir mesele de işsizlik meselesiydi. Gerçekten bu her tarafta karşımıza çıkıyor idi. Bunu çözmek üzere, seçimde de söyledim, hatırlarsanız, bizi dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Zeytinburnu'ndaki iş yerleriyle, Zeytinburnu'nda iş arayan hemşehrilerimizi bir araya getirecek bir merkez kuracağımızı söylemiştik. Böylelikle Zeytinburnu aynı zamanda bir ticaret kenti biliyorsunuz. Burada çok güçlü bir ticari yapımız var. Bu bizim kültürel, bu bizim kent kimliklerimizden bir tanesi. Bununla gurur duyuyoruz. Zeytinburnu tekstilin merkezidir. Zeytinburnu ev tekstilinin merkezidir. Zeytinburnu aynı zamanda dünyanın hiçbir yerinde olmayan deri ve kürk merkezidir. Değerli dostlar, dünyanın hiçbir yerinde o kadar, o Hatkoyu ve civarını biliyorsunuz, o kadar showroom'un, o kadar dükkanın, deri ve kürk dükkanın bir arada olduğu başka hiçbir yer yok. Bu vesileyle bir parantez, inşallah orayı önümüzdeki yıllarda sektörle birlikte çalışıyoruz aslında. Bu sonbaharda yapacaktık ama önümüzdeki yıla kaldı. Nisan-Mayıs aylarında orayı bütün Zeytinburnu'na, Türkiye'ye ve uluslararası mal edecek bir etkinlikte planlıyoruz.
yerel medyamız Hüseyin Çetinler bu konularla ilgili. O yüzden ona bakarak konuşuyorum. Ne yapacağız peki? Zeytinburnu'nun deri merkezi olduğunu hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye anlatacağız. Bu çünkü bizim önemli markalarımızdan bir tanesi. Kent kimlikleri böyle oluşuyor. Parantezi kapatıyorum. Buradaki iş şeylerinde Zeytinburnu'nun hemşehrilerimiz çalışsın diye merkez kurduk. 9 Nisan'da görevi teslim aldığımızı söylemiştim. 15 Mayıs'ta mevcut personel arkadaşlarımızı görevlendirerek 58 Bulvar'ın başındaki gençlik merkezi binamızda kariyer merkezimiz faaliyete geçti. Daha sonra Eylül ayındaydı zannediyorum. Sayın Bakanımızın Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla resmi açılışını yaptık. Değerli dostlar, daha önceki iki başkanla akşam şey programımızda rakam vermemiştim ama bu sefer rakam vereceğim. Bu zamana kadar 480 hemşehrimizi işe yerleştirmişiz. Ben şunu söylüyordum. Netice itibariyle biz mekan ayırıyoruz. Normalde bu belediyenin görevi değil. Bizim görev ve sorumluluklarımız hepiniz biliyorsunuz. Ama netice itibariyle biz burada yaşıyoruz. Zeytinburnu'muzun sorunu bizim sorunumuz. Buraya mekan ayırıyoruz. Personel ayırıyoruz. Kaynak ayırıyoruz. Neden? Daha çok hemşehrimiz iş bulsun diye. Ve ben arkadaşlarıma söylüyordum. Bir kişinin iş bulmasını sağlarsak biz bu dua bize yeter diyordum. Allah'a çok şükürler olsun. 15 Mayıs'tan bu tarafa 500 kişiye yakın 480 kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu geçtiğimiz cuma akşamının raporu değerli hemşehrilerim. Bu zamana kadar da 7500 kişiye iş teklifi yapmışız. Bize kayıtlı, veri tabanında kayıtlı olan hemşehrimize demişiz ki burada iş var. İstersen git veya mülakatını biz yapıyoruz. Bu arayışımız sürecek. Bize gelen iş adamlarıyla ya da bizim gittiğimiz adamlarına bizimle irtibat kurmalarını istiyoruz. Kariyer merkezinde çalışan arkadaşlarımızın bir kısmı iş yerlerini dolaşarak bu hizmetimizi anlatıyor. İstihdamı bizim üzerimizden yapmalarını istiyoruz. Buna güç vermeye, destek vermeye devam edeceğiz. Netice itibariyle işsizlik meselesini belediye olarak biz çözemeyiz. Ama Zeytinburnu'ndan daha çok hemşehrimizin işe girmesini, eve ekmek götürmesini sağlayabiliriz. Okulların temizliği bir hatırlarsanız taahhüdümüzdü. Allah'a çok şükürler olsun. Ekim'den itibaren başladık. Okullarımıza düzenli olarak temizlik malzemesi, deterjan, sabun ve kağıdı düzenli olarak teslim ediyoruz. Tabii bunu yapmadan önce bütün okulların ıslak zeminlerini gözden geçirdik temiz tutulabilmesi için. Bir mobil ekip kurduk ve düzenli aralıklarla okullarımızın genel ve büyük temizliğini yapıyor. İnşallah okullarımızdaki personelin de desteğiyle okullarımız daha pırıl pırıl olacak. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Zaten biliyorsunuz Zeytinburnu Belediye'miz her yaz, benden önce de vardı Murat Bey'in güzel uygulamalarından bir tanesi, bütün okullarımızın boya badanasını ve eksiklerini çok büyük maliyetlerle yapıyor. İnşallah biz de yapmaya devam edeceğiz. Kadınlara özel spor merkezimiz bir diğer sözümüzdü bizim. Onun da inşallah biliyorsunuz bir tanesini faaliyete geçirdik. Gençlik merkezi binasının alt katı kadınlar için pilates salonu olarak şu anda hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde iki yeni pilates salonu daha hizmete alacağız. Bir tanesi Veli Efendi Bilgi Evi'nin altındaki salonu aynı zamanda pilates salonu haline getiriyoruz. Bir de Zeytinburnu'muzun kuzey tarafı diyelim, Merkez Efendi Tazi Evi'nin altını da zaten orası spor salonu. Orayı da kadınlarımız için spor merkezi haline getirerek böylelikle bütün Zeytinburnu'na hitap eden 3 kadınlara özel spor merkezini faaliyete hayata geçirmiş olacağız ve böylelikle kadınlarımız daha sağlıklı olacaklar inşallah. Soru gelmeden önce söyleyelim. Geçtiğimiz Aralık'la Mayıs arasında çok hararetli tartışmalardan bir tanesi de düzensiz göç meselesi, yabancılar meselesiydi. Tabela önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyordu. Bunu hiç kimsenin herhangi bir itirazına mal bırakmadan görevi teslim aldık. Bütün o yabancı tabelalara 15 gün süre verdik ve tabelaları Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği çerçeveye uygun hale getirdik. Nedir o standart? %75 Türkçe, %25 kendi dillerinde olabilir.
Birçok yabancı iş yeri kendi dillerinde tabelaya şey koymaya da gerek görmedi. Allah'a çok şükür Zeytinburnu'muzun hiçbir tarafında şikayetçi olacağınız bir husus yok. Yine kalabalık meselesi, güvenlik meselesi bakımından büyük şikayet konusuydu. O zaman da söylüyordum ben aslında, hatırlayacaksınız. İstanbul'a Gaziantep'ten göçle ilgili deneyimli bir valimiz geliyor diyordum, hatırlayacağınız üzere. Çünkü ben müsteşarlığım döneminde Antep'ten biliyorum, Vali Bey'in gerçekten güzel çalışmaları vardı. Burada Vali Bey'in koordinasyonunda bir çalışma başlatıldı ve bu kaçak göçle ilgili mesele Zeytinburnu'nda hamdolsun tahammül edilebilir hale geldi. Bir taraftan da biz belediye olarak buraya gelenlerin tamamının dönmeyeceğinin farkındayız. Bu dünya literatüründe bunu gösteriyor. Tamamı dönmeyecek ama burada kalanların kente uyumunu sağlamak üzere, hepimizi rahatsız etmekten çıkarmak üzere uyum programlarını faaliyete geçiriyoruz. Yoksa aslında ben hepinizin gelen insanların kimliğiyle ilgili olmadığınızı biliyorum. Çünkü biz Türkiye olarak büyük bir insanlık sınavı verdik. Peki neden rahatsız oluyoruz? İşte gürültü yapıyorlar, bir takım kıyafet meseleleri var, kalabalık konaklıyorlar. Bütün bunlarla ilgili zaman içinde daha çok oturacağından eminim. Çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca bu vesileyle söyleyeyim, değerli hemşehrilerim, çoklu konaklama diye bir meselemiz var biliyorsunuz. Bir dairede birkaç kişi otel gibi kullanılıyor. Buralarla ilgili emniyetin koordinasyonunda her hafta düzenli olarak denetim yapılıyor. Bu iş yerinin, bu evlerin maliklerine çok yüksek cezalar yazılıyor. Hani sonra karşıma şefaatçi olarak gelmeyesiniz diye bunu söylüyorum. Düzenli olarak bunu takip edeceğiz. Çünkü buradaki yabancı nüfusunu düzensiz hale getiren önemli unsurlardan bir tanesi. Belediye meclisinde de karar alındı. Kaymakamlığın talebiyle mühürlenen evi 3 ay önce açmıyoruz. Bir daha bunu tekrar etmemesi için. Biliyorsunuz buranın güvenliği, huzuru, var olan huzuru korumak ve sürdürmek bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuya emniyete gereken desteği her zaman vereceğimizi söylemiştik. Bunlardan bir tanesini yine bugünlerde faaliyete geçiriyoruz. Zeytinburnu'nun bütün parklarını MOBESE kameralarıyla donatacağız. İnşallah oralar daha rahat, hepimizin daha rahat gidip gelebildiği yerler haline. Birkaç hususu daha söyleyerek sözü size bırakacağım. Çok uzatmamaya çalışıyorum. Küçük ama bana sorarsanız son derece önemli bir husus. Engelli bireylerimiz, engelli çocuklarımız havuzu kullanamıyordu maalesef. Havuzlarımız ona uygun değildi. Hemen başladıktan sonra havuzlarımızı engelli erişimine açık hale getirdik ve şu anda kullanıyorlar. Çanakkale meselesi biraz önce bir hemşerim teşekkür için geldi. Biliyorsunuz Zeytinburnu'muzun ASOS'ta bir tesisi var. Burayı formüle ettik. İlan ettik. Müracaat alıyoruz. 3 şartımız var değerli hemşehrilerim. Çok açık. Başka hiçbir şartımız yok. Burada tekrar edeyim. Zeytinburnu'nda oturuyor olacağız. 5 yıl önce gitmemiş olacağız ki zaten 5 yıl geriye gitmiyor. Yani daha önce gitmemiş olacak. 5 yıllık bir süremiz var. Ve aile olacak. Çünkü orası bir tesis. Aile olmadan olmaz. Sadece belli bir yaşın üzerindekiler için aile şartını aramıyoruz. Bunu hepiniz takdir edersiniz. Konaklamalı bir geziden bahsediyoruz. Bu şartları taşıyanlar başvuruyorlar. Eğer başvuru kapasitenizi aşarsa noterle kura çekiyoruz. Bir seansa bu zamana kadar başvuruyu açtı. Noter kurasını çektik. Muhtemelen bahara doğru kura çekmemiz gereken şey artacak. Kuradan çıkmayanlar başka bir seansa girebilirler. Kuradan çıkıp maalesef ben hemşehrilerimizi Çanakkale'ye uğurlamak için gidiyorum. Her şey hazır, biletini alıyor. Sabah gelmiyor. O gelmeyen koltuk boş kalıyor. Onları da gitmiş kabul ediyoruz. Çünkü Zeytinburnu'ndan bir hemşehrim ya da iki hemşehrim daha gidememiş oluyor. Niye 5 yıl değerli hemşehrilerim? Çok talep geliyor. Biz aileyiz, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Neden? Biz 280 bin nüfusa sahibiz. Daha çok hemşehrilerimiz orayı görsün istiyoruz. Giden hemşehrilerimiz çok memnun. Biz de uygulamadan çok memnunuz açıkçası. Yazın zaten Zeytinburnu'ndaki başarılı öğrencilerimiz oraya tahsis ettiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Ağaç dikimi sıfır atık mahallelerde. Buz pateni pisti biraz uzamıştı. Orayı da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla protokolü imzaladık.
İhalesini onu kendimiz yapıyoruz. Kaç Ocak'ta Mahmut Bey? 14 Ocak'ta da Zeytinburnu Belediyesi ihalesini yapıyor inşallah. İhaleden itibaren bir ay içinde orada da yeniden faaliyetin başladığını göreceksiniz. Efendim ben çok istemeden de olsa biraz uzattım ama sabaha kadar konuşabilirim. Hem ben bir mola vereyim hem de sizin söyleyecekleriniz, soracağınız vardır diye mikrofonu sizlere takdim edeceğim. Başkanım, evet. Bu doktor Kamil Yadigar sokakta trafik akışı çift yönlü. Bu genellikle problem oluyor. Kişiler kavga ediyor. Yani bu sokağı tek yönlüye çevirmesi konusunda seçimden önce size arz etmiştik fakat sonuç değişmedi. Bu konuyla bir daha ilgilenmenizi rica ediyoruz. Bir de bölgede acaba daha ucuz bölge sakinlerine hitap edecek otopark konusunda bir çalışmanız var. Bir de başka bir şey soracağım başkanım. Bu okulumuzun inşaatı niye gecikti? Ayhan Şahin. Evet. Bu kadar, teşekkür ederim. Başkanım adı. Halim. Halim Mirza Tunan. Başkanım geçen hafta asansörde karşılaşmıştık. Ben size bir konu iletmiştim. Onunla ilgili gençlik merkeziyle görüştük. Geleneksel Türk okçuluğu kursunu evet. Başlatalım diye. Gençlik merkezi müdürü Mehmet Kaplan Bey kendisi raporu olumlu yazdı. Okul sporları faaliyet programına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde. Hatta Selefiniz Murat Başkan, Türk Okçuluğu Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi. Biz bu sporu burada hayata geçirip okul sporlarında Zeytinburnu adına başarı almak istiyoruz. Zeytinburnu stadı dökülüyor. Zeytinburnu ne olacak, sınırı yapılacak mı? Bir bilgi istiyorum sizden. Öyle harabe duracak mı? Merhabalar. Beştersiz Mahallesi yüzme havuzunun olduğu yerdeki parkta bu yürüyüş yolu zemini çok sert. Onu kauçuk yapmamız mümkün mü? Özgürlük Parkı'nda değil mi diyor? Evet. Zemin. Zemin o yürüyüş yolu. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle ben de Asos'a gittim. Dolayısıyla yine teşekkür ediyorum ailem adına. Seçimden önce de bizim siteye gelmiştiniz. Seçim vaatleriniz içerisinde beyefendinin söylediği gibi birçok otopark vaadiniz vardı. Bu bir ihtiyaç. Bu konuda da aydınlatırsanız teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Soru sormak isteyen var mıdır? Arka tarafta bir kişi var. Teşekkürler. Herkese merhaba. Mahallesi'nde Konyalı Camii herhalde şu anda kapalı. Depremden dolayı. Zaten yıkılacaktı, yeniden yapılacaktı galiba. Bir de yanında bir iki tane bina var. O binaların altında ben manav işletiyorum. Kendi açımdan söylüyorum ve oradaki dükkanlar adına da diyebilirim ama en azından kendi açımdan. Size bir türlü ulaşamadım ama burada size seslenmek istiyorum aslında, kusura bakmayın. Bizim hakkımız, biz mal sahibinden, mülk sahibinden galiba alamayacağız. Biz bunu nasıl çözeceğiz acaba? Dükkanımızı kapatıp gidecek miyiz? Mağdur olacak mıyız? Mağduriyetimizi karşılayacak mısınız başkanım? Teşekkürler. Olayları oluyor. Biz bundan mahalle halkı olarak çok sorun çekiyoruz. Bu konuda ilgili çalışmalarınız olacak mı? Bir de bir ricam demiştim. Ben İSTİ Üniversitesi 2. sınıf siyaset bilim ekonomi yönetimi okuyorum. Bu üniversitede arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz bir kulübümüz var. Siyasi araştırmalar kulübü. Siyasi araştırmalar. Evet, siyasi araştırmalar kulübü. Bu kulübün yönetim görevlisiyim. Buradan 5 kişilik bir ekiple sizi ziyaret etmek ve projelerinizi anlatmak istiyoruz. Bu konuda da makamınızı ziyaret etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü soru vesilesiyle bize yeni açıklama yapma imkanı sağladılar. Değerli hemşehrilerim, ben doğrudan bu meseleye girmeyecektim ama birkaç soru vesilesiyle, stat ve otopark sorusu vesilesiyle bu meseleye girmek zarureti hasıl oldu.
Bildiğiniz üzere biz Zeytinburnu'nda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, yani Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na adaydık. Yine AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım idi. Geçmiş dönem başbakanımız, meclis başkanımız. Dolayısıyla biz Zeytinburnu'nda adaylığımız belli olduktan sonra hem bir taraftan sizi dinlerken, Zeytinburnu'nun sorunlarını kavramaya çalışırken, bütün yapılmış araştırmaları, belediye başkanımızı, belediye başkanındaki bürokrat arkadaşları, başkan hemşehrilerimizi, müdürlerimizi dinledik. Bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Zeytinburnu'ndaki büyükşehir projelerini çalıştık. Ve biz o zaman tahmin edeceğiniz üzere genel sekreter ve yardımcıları, mesai arkadaşlarımız bizim, oturduk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytinburnu'nda yapabileceklerini çalıştık. Ve hepiniz biliyorsunuz, ben çok az vaatte bulundum. Neden? Ancak ve sadece yapabileceklerimizi söyledim. Niye böyle? Bir, benim burada 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde hizmetim var. Belediye başkan yardımcılığı yaptım biliyorsunuz. Dolayısıyla belediyeyi biliyorum. İmkanları ve kabiliyetleri biliyorum. Büyükşehir Belediyesi'ni de biliyorum. Ayrıca biliyorsunuz buraya bakan yardımcılığından istifa ederek aday oldum. Dolayısıyla imkanlarımızı ve kabiliyetlerimizi biliyordum. O bakımdan bütün söylediklerimiz, mesela bu kongre merkezi, ben seçimde söyleseydim bu yerel gazeteler bunu sürmanşet yapardı. Ama söylemedim. Neden? Sözün bir değeri var. Allah bizi mahcup etmesin. Amin. Bütün sözlerimizi de yerine getirmeyi nasip etsin. Amin. Seçimde birlikte çalıştığımız bazı arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarım ve meclis üyesi arkadaşlarım, ya başkanım biraz filan dedim ki yok, biz ne yapacaksak onu söyleyeceğiz. Allah'a çok şükür hemşehrilerimiz bunu gördü, yüksek bir oy oranıyla bizi seçti. İnşallah elimizden geldiği kadar bu desteğe layık olmak için çalışacağız. İnşallah. Bu açıklamayı niye yaptım? Bizim Zeytinburnu'nda hangi hizmeti ilçe belediyesi olarak, hangi hizmeti Büyükşehir Belediyesi ile birlikte vaat ettiğimiz çok açıktır. Allah'a şükür. Yine bizim bir kataloğumuz var. Artık belediye başkanı olduğumuz için parti logosu taşıyan şeyleri taşımıyorum ama evlerde varsa olan mutlaka vardır, bakılabilir. Hangi hizmeti İstanbul İBB demişiz, hangi hizmette biz varız çok belli. Dolayısıyla biliyorsunuz 31 Mart'tan sonra seçimler, büyükşehir seçimleri iptal oldu. 22 Haziran'da yeni bir seçim yapıldı ve İstanbul halkı bir tercihte bulundu. Bu tercihin başımızın üzerinde yeri vardır. Bunu çok açık söyleyeyim. İstanbul halkı bunu tercih ettiyse bu bizim başımızın üzerindedir. Fakat benim Binali Bey ile birlikte taahhüt ettiklerim, tahmin edeceğiniz üzere ve takdir edeceğiniz üzere behava oldu. Yani işin o kısmı maalesef benim üzerimde değil. Peki ne olacak? Bir kısmını ben burada söyleyeceğim. Bu arada o broşürde hangi hususu İBB olarak taahhüt ettiğimiz çok açık. Yine bir hatıra, madem soru az geldi. Arkadaşlar ya burada İBB yazmayalım diyen oldu katalog çalışırken. Dedim ki hayır, bunu yazalım. Büyükşehir'in de hakkını yemeyelim dedim. Dolayısıyla şimdi bu sayacaklarım, soru gelmedi ama söyleyeyim, bunlar Binali Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması halinde ve birlikte taahhüdümüzdü. Nitekim bu taahhütlerin büyük bir kısmını ben burada zikretmedim. Binali Bey'in Zeytinburnu'na gelişleri esnasında bunları açıkladık. Bunların hepsinin kayıtları hem yerel medyamızda hem ulusal medyada var. Binali Bey'in burada geldiği ne söylediği, neydi onlar ve bütün bunların projeleri şimdi sayacaklarımızın tamamı. Arkada ne var? Durmadan dikkat dağıtıyoruz. Arkadaşlar bu arkayı bir boşaltın ya. Hadi boşaltın bakalım. Onlar bir görevli arkadaşlarımız. Dikkatim dağılıyor. Hem Murat hem bizim kameraman. Evet, boşaltalım. Neydi bunlar? Dediğim gibi bunların projesi hazır. Bir, trafik ve otopark düzenlemeleri. Değerli hemşehrilerim, otopark bedelini biz Büyükşehir Belediyesi'ne yatırıyoruz. Eskiden ilçe belediyeleri alırdı, topladığı para büyükşehire borç olarak yazılırdı ve biz büyükşehirle mahsuplaşırdık ya da taksitlendirirdik. Şimdi yeni düzenlemeyle biliyorsunuz, 1 Ocak'tan sonra yürürlüğe giren düzenlemeyle
Eskiden 1/4 yatıyorduk otoparkın. Şimdi tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatıyor. Bakınız, bizim hesabımıza yatıp biz oraya borçlanmayacağız. Çünkü aktarmayan belediyeler vardı. Biz çok şükür büyük bir kısmını aktarmışız. Şimdi yeni bedellerin, aramızda müteahhit olanlar vardır ya da bir şekilde müteahhitlikte işi olanlar var. Onlar biliyorlar, tamamını Büyükşehir Belediyesi alacak, alıyor. Bu zamana kadar da aldı zaten. Dolayısıyla otopark işi bir Büyükşehir Belediyesi hizmetidir. Binali Bey'in Zeytinburnu'nda 10 bin araçlık otopark sözü vardı. Ben bunun arkasındayım ama Binali Bey yok. Bu bir. Bu arada ulaşıma dair ilçe belediyesinin bir tek yetkisi yoktur. Bir soruya cevap verirken söyleyeceğim. Tek yön, çift yön, kapatma vesaireyle ilgili tamamı UKOM ve herkes bilir. Bu söylediklerim, ben biliyorsunuz bürokrat kökenli birisiyim. Hiç şüpheniz olmasın. Herkese tartışmaya hazırım. Tek yön, çift yön yetkimiz bile yoktur. Çözümlerimi söyleyeceğim sonra. Trafik ulaşımı söyledim, otoparkı söyledim. Bir diğer, burayla ilgili farkındaysanız konuşurken söylemedim. Tramvayın yer altına alınması meselesi. Değerli hemşehrilerim. Orası, benim Zeytinburnu'na ilk geldiğim yer, o tramvayın hemen yakını. O tramvay dolayısıyla o bölgenin trafiği allak bullak biliyorsunuz. Büyük oranda o tramvayın yolu kesmesi dolayısıyla bir problem yaşıyoruz. Oranın yer altına alınmasının önündeki en büyük engel altından isale hattı geçiyor. İlk gün, yani Murat Başkan kulakları çınlasın, kendisi de böyle iyi bildiği için ne olacak? Bu isale hattı başka bir tarafa kaydırılacak. Büyük iş. Takip etti, sonuna kadar Allah razı olsun. Şimdi İSKİ, ki ben seçimden sonra, yani 31 Mart'ta 22 Haziran arasında arkadaşlarımız biliyorlar, o tünele girdim. Yeni bir hat yaptı İSKİ. Ben şeyden girdim, bizim sosyal tesisine oradan girdim. Bahçeli evlere kadar içinden taksinin geçebileceği büyüklükte yeni bir tünel yapıldı. Yani isale hattı yapıldı. Tramvay yolunun yer altına alınmasının önündeki en büyük engel kalktı. Bu zamana kadar o isale hattı bu bölgenin su ihtiyacını karşılayan bir hat. Yenisi yapıldı, şimdi bitmek üzere. Ben artık giremiyorum o şantiyelere ama bu aylarda bitecekti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Şubat 2019 tarihinde Belediye Meclisi'nden tramvayın yer altına alınması kararı geçti. Projesi hazır. İnşallah yapılır. İkinci büyük meselemiz o. Çırpıcı, değerli dostlar, Çırpıcı da biliyorsunuz, Çırpıcı Deresi'nin kenarı çok büyük bir rekreasyon alanı haline geliyor idi. Kamulaştırmalarını yaptı. Birinci etap millet bahçesi açıldı. Size söyleyeyim, oradaki kamulaştırmaları Büyükşehir Belediyesi durdurdu. Orası İstanbul'un ve Türkiye için çok önemli bir, Kadir Bey'in başlattığı çok güzel bir proje haline gelecekti. Bizim vaadimiz, bununla ilgili neticeyi söyleyeyim, proje durdu. Zeytinburnu Stadyumu, geçen dönem Murat Başkan'ın vaadiydi ama şunu söyleyeyim, o zaman da söyledim. Bu stadyum ilçe belediyesinin altından kalkabileceği bir iş değil. Bu birinci madde. İki, orada Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz kapalı spor salonu vardı. Kapalı spor salonunu depremsellik dolayısıyla yıktı. Yani dolayısıyla bizim bir alacağımız var. Niye orada bir spor salonu vardı? Hepimiz, ben de dahil çocuklarımızı götürüyorduk. Yüzme havuzu ve spor salonu vardı. Bizim önerimiz şu idi. O kapalı spor salonunun yerine bir kapalı spor salonu, o bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir otopark ve bir stadyum. Bütün bunların projesi hazır, ihalesi yapıldı. Projenin müelliflerine bedelleri ödendi. Hatta biz görselini kullandık ama bu dediğim gibi Binali Bey'in projesiydi. Peki ne olacak bunlar? Ben elbette bütün bu söylediklerimi, bunlar Zeytinburnu'nun ihtiyacı, sadece bizim Binali Bey'le birlikte vaadimiz dediği, bunlar hakikaten bizim ihtiyacımız. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilçeleri geziyor. Biz bir toplantı yaptık, orada da söyledik. Yani mutlaka konuşmamız gereken meseleler var diye. Burada söylemediğim Marmaray'ın üzerinin kapatılması meselesi yine bizim başlattığımız bir iş. Başka birkaç hususla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldiğinde bütün bu projeleri çok özetle, bunların tamamının projesi Büyükşehir'de hazır. Değerli hemşehrim. Hiçbir sorun yok. Sadece ihale tarafı verilecek. Bunları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan talep edeceğim. Yaparsa teşekkür edeceğiz, yapmazsa şikayet edeceğiz.
Şimdi galiba mesele anlaşıldı. İnşallah yaparsa hakikaten, kim Zeytinburnu'nun taş üstüne taş koyarsa biz ancak minnettar oluruz. Zaten seçildikten sonra meselenin siyasetle ilgisi yok. İnşallah hep birlikte yapılıp yapılmadığını göreceksiniz. Ben samimiyetle buraya geldiğimde, ilçemizi ziyaret ettiğimde inşallah söyleyeceğim cevabı şöyle yapıyoruz biz. Bu tür talepler elbette bize gelmeye devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Zeytinburnu'ndaki her sorun bizim sorunumuz. Hepsinin altından biz kalkamayız ama aracı oluruz, köprü oluruz. Bu talepleri alıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazıyoruz. 8 ay önce yazdığımız bir yerin kararı geldi galiba. Geldikçe de uyguluyoruz aslında. Bu Kamuran Yadigar, Allah rahmet eylesin, hocamız, aramızda tanıyanlar vardır. Erken göçtü. Oraya sokağa adı verildi. Tek yönlü hale getirilmesi meselesini incelemesi ve gereğini yapması için ilgili arkadaşlarımız, Fen İşleri Müdürümüz ve ilgili başkan yardımcımız burada notunu aldı. Otopark meselesine cevabı verdim. Otopark bir büyükşehir belediyesi görevidir. Büyükşehir Belediye Kanunu ortadadır. Bedelleri de Büyükşehir Belediyesi alıyor, otopark yapsın diye, inşallah yapsın diye biz de takipçisi olacağız. Güzel bir soru, hatırlattığınız için teşekkür ederim. Ayhan Şahenk ve Fatma Süslügil okulları. Belediyemiz sponsor üzerinden bu iki okulu depreme dayanıklı hale getirmek için yıktı. Bir sponsor kazı yaptı biliyorsunuz, fakat hepinizin bildiği sebeplerle firma maalesef battı. Batınca hal çaresine bakmak lazım geldi. Aday olduğumuz ilk günden itibaren bu şikayeti aldık. Ta o zaman Vali Bey'e ricacı olduk. Projesini teknik anlamda hazır hale getirdik. İhalesi yapıldı. Firma başladı. Şimdi bu işler biraz kamu işleri bilenler biliyor. Malzeme onayını bekliyormuş. Hızla ben de takip ediyorum. En kısa sürede Zeytinburnu'ların hizmetine girmesi için takipçi olacağız. Zaten bizim takibimizde 50 milyon yaklaşık maliyetti galiba. İhale bedelini yaklaşık maliyetti. 35 milyon TL'lik bir yatırımı İstanbul Valiliğimiz ihale etti. Firmada çalışmaya başladı. İnşallah dediğim gibi en kısa sürede okullara kavuşuruz. Biz bunu istiyoruz çünkü bizim hedeflerimizden bir tanesi de hükümet olarak burayı tekli eğitime geçirmemiz lazım. Oradaki iki okulun yıkılması başka iki okulu daha etkiliyor. Dolayısıyla 4 okul ikili eğitime dönüyor. Türk okçuluğuyla ilgili zaten muhatabını bulmuşsun değerli kardeşim. Bakalım inşallah imkan ve kabiliyetler ölçüsünde biz de yardımcı olmak isteriz. Zeytinburnu stadı, yeniden birkaç açıklama daha yapayım. Mülkiyet dava konusu edilmişti. Bir davayı kazandık. Kesinleşti. Şimdi tescil davası sürüyor. İnşallah bize göre belediyemizde yine tescil edilecek. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokolle başlayacak olursa Zeytinburnu stadını biz de yapmayı çok istiyoruz. Hakikaten Zeytinburnu'muzda yakışmayan bir yapı haline geldi. Özgürlük Parkı'nın zeminleri kauçuk zemin sertleşti dedi bir arkadaşımız. Onu yapabiliriz ancak onun için havaların sıcak, kauçuk zemin yok, beton. Mahmut Bey notunu al, kauçuk isteniyor. Bunun için de yazın sıcağına ihtiyaç var. Onun da notunu alalım inşallah. Otopark için tekrar söyledim. Yeşiltepe'den gelen arkadaşımız buraya zahmet etmiş. Ben Yeşiltepe'ye geleceğim zaten. Orada bu meseleyi konuşacağız. Madem söz açıldı söyleyelim. Konyalı camimiz bu 5.8'lik sallanmadan sonra depreme dayanıksız olduğu anlaşıldı ve mühürlendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Yerine bir mescit yaptık. Geçici olarak kullanılmak üzere oradaki 50 gün içinde mescidi hazır hale getirdik. Oradaki hemşehrilerimize tahsis ettik. Geçici olarak meseleyi çözdük. Şimdi orada cami alanında kalan Konyalı cami bilen hemşehrilerimiz hatırlayacaklar. Ön tarafındaki bölge cami alanında kalıyor. Oranın kamulaştırma işlemlerine başladık. Değerli hemşehrilerim, bu kamulaştırma işlemi hepinizin bildiği gibi bir gayrimenkulün kendisine yönelik bir işlemdir. Yani bir daireniz var, bir dükkanınız var, dükkan sahibiyle. Biz uzlaşmayla çözmek istiyoruz. Yani el sıkışarak gitmek istiyoruz. El sıkışarak gidersek uzamaz diye düşünüyoruz. Çünkü binaların tamamı yıkılacak ki biraz güzel ve büyük bir cami yapalım. Kamulaştırma işlemleri başladı. Arkadaşımız kiracı orada.
kamulaştırma kanunu, biz devletiz netice itibariyle kanunları da, kamulaştırma kanunu kiracıya herhangi bir hak vermiyor. Dolayısıyla bizim istesek bile kiracıya herhangi bir ödeme yapma imkanımız maalesef yok değerli hemşehrim. İnşallah daha iyi bir dükkan olur, daha iyi bir dükkan bulursun. Zaten kiracıymışsın. Allah bahtını açık etsin. İş yerleriyle de, dairelerle de teker teker kentsel dönüşüm müdürlüğümüz çalışmaya devam ediyor. Tekrar ediyorum. Kiracıya ya ödenebilecek kamulaştırma kapsamında herhangi bir bedel imkanı hukuken yok ve mümkün. Olumsuz bir uygulamadan bahsetti. Ben telaffuz etmeyeyim. Dinleyenler dinledi zaten. Geçtiğimiz günlerde ilçe başkanımızla birlikte bir toplantıda İçişleri Bakanımıza yeniden sorduk. Hatta soruyu soran arkadaşımızı biraz önce gördüm. Bekçi meselesi, bu sorunun gittiği yer bekçilik. Şimdi biliyorsunuz hükümetimiz yeni ve güzel bir uygulama başlattı. Mahalle bekçiliği sayısı yetersiz. Bu sayının artırılması için biz de bunun farkındayız. İçişleri Bakanlığımız yeni bir çalışma başlattı. Hatta bugün bir vesileyle bakanımızla görüştük. Sizlere de selamı var. Üzerinde duruyor. Niye bunu anlatıyorum? Biraz daha sayıyı arttırarak daha sıklaştırmamız lazım. Ama ben tekrar söylüyorum, aydınlatma ve MOBESE konusunda biz Emniyet Müdürlüğü'ne gereken desteği vereceğiz. Hepinizin bildiği gibi eskisine göre çok iyi bir noktadayız bu uyuşturucu meselesinde ama yine de maalesef var. İnşallah polise elimizden gelen desteği vererek bu problemin kökünü kazımak için biz de çalışacağız. Başka bir soru, bu arada aklıma bir şey geldi diyen değerli hemşehrimiz var mı? Var. Verelim bir mikrofon. Başkanım, ben sesim duyuyorum. Bu kentsel dönüşümle ilgili sizin belediye olarak çalışmanız olacak mı? Yoksa özel sektörlerle ilgili bizim bir çalışmamız olabilir mi? Yani bu yıllardır öngörülen bir konu. Hatta biz bu konuda çok çalışma yaptık. Ama Zeytin Belediyesi'ne nedense bu geri döndü. Sizinle ilgili eğer olursa zaten çok süper olur da. Onun dışında biz özel sektörle ilgili bu çalışma yapabilir, yani konumuna gelelim mi? Bana bir cevabını verirseniz bize. Evet, kentsel dönüşüm hakikaten önemli bir başlık. Tekrar bana izah, açıklama imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben yollara düştüğümüzde de söylemiştim. Kentsel dönüşüm Zeytinburnu'muzun önümüzdeki 20 yılının gündemidir diye. Zeytinburnu'ndaki her bir yapı depreme dayanıklı hale gelene kadar bu mesele bizim önümüzde durmaya devam edecek. Biz bu yönelimimizi, bu farkında oluşumuzu ortaya koymak üzere belediye meclisinin ilk toplantısında, değerli hemşehrilerim, belediye meclisinin ilk toplantısında yeni bir müdürlük kurduk. Bunun adı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü. Daha önce İmar Müdürlüğümüz bünyesinde bu faaliyetler yürütülüyordu. Ama ben bu adla kurulmuş ve ihtisası olan bir yeni müdürlük kurmayı önemsedim. İnsanlar nereye başvuracaklarını bilsinler ve oraya, İdris Bey burada mı? Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşüm konusunda büyük uygulamalara imza atmış bir arkadaşımızı Büyükşehir'den geldik, başlattık ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü çalışıyor. Peki ne yapacaksınız? Güzel bir soru. Evvela şunu söyleyelim. 20 yıl önce yaşadığımız depremden sonra kamu, yani devlet, hepimizin anlayacağı şekilde devlet üzerine düşeni yaptı. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Devletin görevi ne? Kendi binalarını depreme dayanıklı hale getir. En temel görevi. Niye? Çocukları okullara gönderiyoruz hepimiz. Devlete güveniyoruz. Yani oralar sakat olursa Allah göstermesin. Çocuklar filan. Bütün okul. Şimdi zaten biz niye sıkıntı çekiyoruz? Ayhan Şahin, Fatma Süslügil, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi neden yıkıldı? Yeniden yapmak için. Bu geçiş döneminde hakikaten ben bugünlerde okulları da geziyorum. Gerçekten bu sabahçı, akşamcı, yani ikili eğitim bütün aileler için, çocuklar için, okullar için problem. Niye bu problemi yaşıyoruz? Çünkü oraları güvenli hale getirmemiz lazım. Zeytinburnu'nda devam edin. Reşat Tardu'yla birlikte Galip Balkar'ı da şimdi yıkıyoruz. Velhasıl
Devlet okullardan başlamak üzere kendi binalarını depreme dayanıklı hale getirdi. Zeytinburnu Belediyesi'nin eski binasıyla şimdiki binasını görüyoruz, görüyorsunuz. Kaymakamlık öyle. Şimdi Emniyet Müdürlüğü de inşallah ona uygun hale getireceğiz. Velhasıl yaptı, yapıyor. Bu birinci madde. Kamu binalarının güvenli hale gelmesi meselesi. İkinci madde, yine AK Parti hükümeti bir kanun çıkardı ve bu kentsel dönüşüm meselesiyle ilgili bir teşvik ortaya koydu. Siz zannediyorum biliyorsunuz ama ben burada bu vesileyle hemşehrilerimize anlatmak istiyorum bu meseleyi. Bu teşvik şu anda yürürlükte. Ne demek bu? Değerli hemşehrilerim, bu şu demek. Eğer bir yapı, bir bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği, sertifika verdiği kuruluşlar tarafından riskli yapı haline, riskli yapı raporu alır, buna dayanarak yıkılırsa bir, ruhsattan belediye para almıyor. İki, o yapanın maliklerine 18 ay kira yardımı yapıyor. Kanun şöyle öngörmüş. Devlet demiş ki, sen ey hemşehrin vatandaşı, bu zorunlulukla burayı yıkarsan bir, ben almam gereken harçlardan vazgeçiyorum. Tapu harçları falan da var. İki, 18 ayda yıkılıp yeniden yapılacağı varsayılmış. Aslında 12 ay normali. 18 ayda ben sana kira yardımı. Ev sahibi ne veriyor, niye? Evi kiradaysa kiradan yoksun kalıyor o ev sahibi diye. Bu yürürlükte dolayısıyla her birimizin kendi evlerimizin depreme dayanıklı hale getirmek gibi bir sorumluluğu var. Bir taraftan da hemşerimizin sorduğu, isminizi söylemediğiniz için Çetin Bey'in sorduğu soruya cevaben, peki parsel bazlı dönüşüm böyle mümkün ama mümkün olsa ada bazlı dönüşüm olsa, hepimizin istediği şey. Zeytinburnu İstanbul'daki 11 ilçeden, Mahmut Bey burada mı? 11'i yalnız söylemeyeyim. 11 ilçeden birisi. 6 mı? 6 ilçede teşvik var. Sizin Çetin Bey, sizin sorduğunuz sorunun cevabı. 1000 metrekareyi toplarsan %10 diyor. 2000'e %20. 3000 metrekareyi toplarsan %25. 3000'de %35'e kadar emsal artışını sağlayan bir plan notu Zeytinburnu için yürürlükte. Bu şu demek, bir müteahhit hakikaten 3000 metrekarelik yeri toplarsa %35 daha fazla imar alacak demek. İmar olarak yani bu ne kadar öngörülebilir? Efendim, bunun hesabını ayrıca yaparız. Somut olarak bir, bugün sizin sorunuza cevabımız şu. Biz bunun önünü açmak için her türlü desteği vereceğiz sektöre. Elimizden ne gelirse, kanun ve mevzuat çerçevesinde elimizden ne gelirse bunu... Niye? Ben buranın dönüşmesini istiyorum sonuna kadar. Gelelim tekrar, evet. Geç bile kaldık, çoktu. Gelelim kamu tarafına. Bir taraftan da Zeytinburnu Belediyesi'nin başlattığı ve teslim ettiği kentsel dönüşüm uygulamaları var. Sümer'i biliyorsunuz, devam eden bir uygulama daha var. 5 tesisi şimdi biz ihale ettik. Toplam kaç konut, rakamlar aklımda kalmıyor, hemen söyleyeceğim. Mahmut Bey, kaç konut yapıyoruz orada? Sadece 160 konut ve 123 konut, bu eski, yeni durum şurada, pardon, söylüyorum. 160 konut, 49 iş yeri için ihaleye çıktı, birinci husus. İkinci husus, tesisdekini inşallah çözeceğiz. Problemli tarafları olan bir proje, sur tecrit bandında kaldığı için ama Allah'ın izniyle sona yaklaşıyoruz. Orayı yapacağız. Arnavut Mahallesi'nde sözümüz var. Benden önce başlamış bir uygulama var. İnşallah orayı da yoluna koyacağız. İşlemleri yürüyor, ilgili maliklerimiz biliyorlar. Çırpıcı'da özel sektörün başlattığı bir uygulama var. Yarım kaldı, tamamlayamıyor. Takip ediyoruz. Çözmezse bir başka bir form bulacağız ama mutlaka çözülmesi lazım. Belediye ile ilgisi yok ama sonuçta evi yıkılan hemşehrimiz bizim hemşehrimiz. Peki biz de inşallah buraları çözdükten sonra, tesis yoluna girdikten sonra yeni bir yer daha seçeceğiz inşallah. Bir örnek uygulama, buradaki rezerv konutları kullanacak bir uygulama daha yapacağız. Böylelikle aslında biz bir uygulama ortaya çıkmak istiyoruz. Bu sadece ilçe belediyesi bir defa bunun altından kalkamaz. Kalkamaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Bizim imkanımız, kabiliyetimiz belli. Bütçemiz belli. Ben burada seçimde de söyledim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte yürüyeceğiz dedik. Yürüyoruz işte. Hem Millet Bahçesi'ni ihale etti. Hem 5 tesis ihale etti. İsteyenler TOKİ'nin ilan sayfasında görebilirler. Biz
Burada adım atmaya devam edeceğiz hemşehrilerimizi yormadan, çünkü bunun bir maliyeti var değerli hemşehrilerim. Depreme karşı dayanıksız otoparkı olmayan bir daire gidecek, yerine depreme dayanıklı otoparklı bir daire gelecek. Bunun maliyeti var. Çok hızlı gidilebilecek bir iş değil. Kamu yetkisi kullanarak dalmak doğru bir mesele değil. Dolayısıyla bir taraftan sizin dönüştürmenizi beklerken bir taraftan da biz bakanlıkla birlikte inşallah yeni bir bölgeyi seçeceğiz. Onu da başlatacağız. Biz bunu sürdüreceğiz ama bizim hızımızda burası dönüşmez. Dolayısıyla hem hemşehrilerimizin kendi binalarını dönüştürmesi konusunda bir gayret içinde olması lazım. Hem de özel sektörün inşallah biraz inşaat piyasası canlanırsa, Zeytinburnu çok kıymetli bir yer, hakikaten sürükleyici olabilir. Biz de ilgili arkadaşlar burada ve duyuyorlar, önünü açmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Yapabileceğimiz imkanlarla Zeytinburnu'nun bütün yapılarını Allah gecinden versin ya da vermesin, herhangi bir depremde korunacak halde tutmayı başarırız. Kentsel dönüşüm meselesindeki tutumum, seçimden önce neyi anlattıysam seçimden sonra da o. Buralarda niye böyle değerli hemşehrilerim, biz bürokrat olarak işin perde gerisini bildiğimiz için böyle bol keseden atacak durumda değiliz. Benim 2 yılda TOKİ tecrübem var biliyorsunuz. O aynı zamanda şimdi inşallah Zeytinburnu'muza bir kazanım olarak dönecek. Çünkü şimdi başta Sayın Bakanımız olmak üzere oradaki arkadaşlarımızın, görevlilerin, yetkililerin tamamı bizim eski mesai arkadaşlarımız. Efendim, biraz fazla uzattım. Çok teşekkür ederim. Biz Zeytinburnu'nu seviyoruz. Biz de seni seviyoruz başkanım. Zeytinburnu'nu daha iyiye, daha ferah bir yere götürmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik, etmeye devam ediyoruz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hepinize geldiğiniz için, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.